Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esâbetum musibetun kâlû inna lillahi ve inna ileyhi râciûn. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُونِي وَيَسْكِينَ وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Hastalar Risalesi'nde 20. deva, Hastalar Risalesi gibi gözükürken toplumun çok ciddi bir yapısından bahsedecek. Ama toplumun çok ciddi bir yapısı. Yani toplumu meydana getiren bireylerin sıkıntılarının biraz temeli. Bu mevzu anlatılırken zaten belki de 10 tane ders kullanılıyor. Yani bir ders anlatılırken 10 tane dersin malzemesi kullanılıyor. Belki bir 10 saniye veya bir cümle söyleniyor bir şeyin hakkında ama onu diyebilmen için mesela bir misal vereyim. Mazinin hulasası, yani ağacın meyve ve çekirdeği. Kökten meyve ve çekirdek, mazi denilir. Mazinin hulasası, çekirdek, geleceğin mukaddemesi olan niyet. İçin en az 1-2 sene gerekiyor bunu diyebilmen için. Bu cümleyi. Niyet nedir? Mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesi olan niyet. Anlıyor musun? Veya vehim. Vehim hakkında malum işte. Çok fazla meşgul olmuş. Ve meşgul olmuşum diyemem. Ama gayriye nazaran çok fazla meşgul olmuş. Onunla alakalı 20. deva. Ey derdine derman arayan hasta. Çok ilginç. Şahit oldum da böyle. Çok acayip ya. Ben iki yerden sıkılıyorum. Bir, ömrümde çok debdebeli adliye salonlarında, savcıların odalarında, bir de adliyeye geldiğim zaman sıkılıyorum çok. Yani şey oldu yani bende. Bir de rahmetli annem babamı aldık oradan işte vesaire. Çok cesetleri alıyoruz. Almanya'dayken daha çok hastaneye. Orada şahit oluyoruz yani. Hastane, hakikaten hastane. Pastahane ne demek? Pastahane. Pasta yapıldığı yer. Değil mi? Postahane. Postalandığı yer. Postahane. Hastahane. Hasta yapıldığı yer. Şifahane değil yani. Adı bu. Hakikaten hastahane. Hastahane. Ama bunları bilseler var ya, veya biz bunu fikir boyutunda değil de hissimize bir indirebilsek, niye tekrar bu dersi yapıyoruz? El tekrarul ahsen vel efkanı 180, 180 dahi tekrar edilsen değil mi? Tekrar ahsendir. İlmel yakinden aynel yakin ve hakkal yakin. Bizim lisanla tasavvuf, fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, ilmi kelam. Tasavvufta nasıldı? Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Yani bu ders yapa 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 su kayaya vura 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 oyduğu gibi oyar. Bir de örnek vereyim, devam ediyorum. Bu derslerin şeyi. Fırtına var, kasırga esiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki misal, saatte 120 kilometre hızla esen bir rüzgar geliyor. Başladı rüzgar, çatını, biliyorsun çatı böyle, etrafını tuğla yapmasanız, buradan rüzgar alır, atar, değil mi? Alttan girer. Şimdi sen fırtına zamanında harç koyup tuğla koyamazsın. Bu çok önemli bir misal. Bak, tuğla koydun veya pirket koydun, dönene kadar rüzgar onu atar ve sen zaten onu koyamazsın.
O tuğlayı güzel havalarda koyacaksın. İkisini haşta birleştireceksin. Kaynama olacak. Sonra rüzgara karşı göğüs gerecek. Bunu fırtına anında yapamazsınız. Niçin kullandım örneği? Örnekle cevap vereyim gene. Karadenizlilerin bir atasözü var. Orada çok orman olduğu için. Güzel havalarda ağacın altına pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. O zaman köylere, evlere giderken yağmur geldiğince ağacın altına gizleniyorlardı. Sen güzel havada onun altını pislersen bu sefer yağmurlu günde orada gizlenemezsin. Bugünlerde bu dersleri dinleyeceksin ki kasırga geldiği zaman tahammülün olsun. Yoksa fırtına geldikten sonra tuğla koyamadığın gibi dayanamazsın, tutunamazsın o tuğlaya koyamazsın. Güzel havalarda bu dersleri. Ey derdine derman arayan hasta, hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Vehmi Harun ne demek? Varı yok gösteriyor abi, evet. Yoku var gösteriyor. Yoku var ediyor, varı yok eden, yani hastalığın imal etmesi. Şeytanın en büyük özelliği, bir şeyi taktırır, o. Onunla alakalı birkaç kişi ölmüşse, onları da takar. Ve o hastalıkla alakalı internetlerden bir şey okumuşsa, veya Ahmet Mehmet'i sorgulamışsa, ona buna danışmışsa hastalığı, hiç şansı yoktur. Hastalığını ve rüyasını internetlere girip yorumlayanın bu dünyada huzurlu yaşama hakkı yoktur. Hakkını kaybetmiştir. Yok böyle bir şey. Kimin eli, kimin cebinde olmayan bir ortamda, mesela bak ben yazıyorum, bir sitem var. Profesör Hasan Akar. Site yaptım, bir sürü hastalıklar yazdım. Peki profesör miyim? Mahkemeye verdiniz. Niye profesör kendini yazdın? Doktor Profesör Hasan Akar. Benim unvanım bu efendim. Ben doktor değilim. Doktor adam yazmış. Televizyon hastanesi diyor. Televizyon hastanesi diyor. Yani televizyon tamirhanesi işte yani. Şimdi internetteki o sitelerin onlar olduğunu, ehli olduğunu zaten ehli yazmaz. Ehli haddini bilir. Profesör çıkıp da hastalık hakkında doktorun başına geçip de üniversitedeki işlerini bırakıp şu budur, bu şudur, tanısı budur olur mu? Ve ondan sonra sebepler aynı olsa bile, kalbin ağırsa bile bu karının kalbin ağırması, tansiyonu, kolesterolün %90'ı sebebi varsa da %10'un sebebi bilinmiyor. Yani bir psikolojidir vesaire. Onun için bizzat kendisi olması lazım yani. Dolayısıyla bu kim üretiyor? Vehim üretiyor. Bu vehim hastalığına olmaması için ustadımız şöyle diyor. Çok ilginç. Vehim hastalığından kurtulmanız için. 189 Emir Dağ 1. Bak ne diyor. Millet ne diyor? Topluma bak. Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir seyirdir. Rastgele ilaçları yiyoruz. Bir sürü, bir iki tane karı varsa kimyasal bir sürü tahribatı var. Yani pat diye yeter ki bir tanesi dese lap diye içiyoruz. Diyor ki bak ben ondan ziyade ızdıraptayken Havuzalı abi için söylüyor. İzdıraptayken nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım. İyi dinleyin burayı. Çok önemli. Hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Neyi var? Nereye gidiyorsun? Doktora gidiyorum. Hayırdır neyin var? Kolesterol, kalp ve tansiyon. Yapma ya. Dikkat et ha, öyle şakaya gelmez ha. Yapma ya. Tabii canım. Bizim mahallede bir tanesi vardı. Hiç böyle şey yapmadı. Kafayı patlattı ya. Sakın ha, dikkat et. Ya öyle mi ya? Haydi iki katına katlandı.
Bak, hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Söyleme kardeşim kimse. Aman ha kardeşim ya, dikkat et ya. Adam ölü buldular evde ya. Abi peki nedir, neyin nesidir? Esbab hakkında toplama yaptık. Esbab hakkında toplama yaptık. Esbab ne olduğu hakkında 4 tane hulasa çıktı. Esbab. Esbab bahanedir. Esbab, esbabın tesiri hiçtir. Esbab perdedir. Esbab zahiridir. 4. Esbab bahanedir. Tesiri hiçtir. Zahiridir, perdedir. Allah Allah. 23. defterimi getirir misin Yusuf? Masa hemen açıktır zannediyorum. Önümde açık olan defter. Yanlış olmasın diye. Yani şeyli çok seviyorum, kaynaklı. Bir de söylüyorum. Hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Şimdi diyor ki hastalık 2 kısımdır. Bir kısmı hakiki. Ver abi. Eyvallah, sağ olasın. Yani şey yapayım diye, delilli olsun diye sevgili arkadaşlar. İnşallah bulurum. Bulunmak zorunda. Ha. Esbab bahanedir. Tesiri hiçtir, perdedir, zahiridir. Doğru hatırlamış. Bir şey bulamadım buna, bir kalıba sokamadım. Mesela nafaka, nefek, nafaka var ya, nakıstır, fakirdir, kusurludur, nafaka, acizdir. Bu hani böyle kodluyoruz ya böyle. Kim bu? Ne bu? 208. Neyi 208'i? Torbanda bir şey bırakmayacağım. Evet, insanın torbasında bir şey yok. İnsan nefeke, nakıstır insan. Fe, fakirdir. Noksandır, acizdir. Esbab ise bahanedir, tesiri hiçtir. P, A, B, C, Ç'den gidiyorum. B bak, A, B. Bahanedir, A, B, C, Ç. D, E, G, H, tesiri hiçtir, P, perdedir, P, R, S, Ş, Ş, T, U, U, V, S, Z, zahiridir. Oradan böyle yapıyorum. Esbab bu. Esbabın tesiri bu kadar. Şimdi hastalığın 2 kısımdır. Birisi hakiki, birisi vehmi. Hakiki kısmı ise Şafii Hakimi Zülcelal, küre-i arz olan Eczane-i Kübrası'nda her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçlar almak, istimal etmek meşrudur. Yani şeridir yani. Yasak değil, tam tersine. Fakat tesiri ve şifayı, fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. İlacı şöyle düşünün, tesir, kabul ettik değil mi Allah? Böyle değil, ben eylemsel misal istiyorum. Mesela tesir ve şifa şafi hakiki olan Allah'a ait. Ona ait şöyle bir misal veriyorum. Elime bakın, televizyon kutusu, film seyrediyorsunuz. Tamam. Mekke'yi seyrediyorsunuz. Tavaf ediyorlar. Bunun burada gözükebilir. Burada gözükmesinin 2 tane nazar var. Bir, buradan çıkıyor. Burada var. İkinci bir nazar, hayır. Bu zemindir. Uydu. Uydu buraya taşıyor. Bakın, uydu Mekke'den alıyor fotoğrafı. Ondan sonra getiriyor benim çanak antenime. Bak, alıyor uyduyum. Alıyor, ilacın tesirini anlatmaya çalışıyorum. İlaç nedir? Buradan
Mekke'den tavafı alıyor, çanak antenime veriyor, kablolardan televizyonuma gözüküyor. He. Peki burada gözüken zatından mıdır yoksa orayı burada mı gösteriyor? Uydunun dişe vuruşu değil mi? Uydudakini gösteriyor. Bu hapta, bu televizyon kutusunda maksat haptır. Televizyon içindeki sistemden maksat elementlerdir. Televizyonda gözüken film, ilaçta gözüken hasiyet, tesir, şifa özelliği, televizyonda gözüken film uydudan olduğu için, kendi zatından olmadığında, ilaçta gözüken tesir de Şafii'den geliyor. Bizim ona yüklediğimiz nazara göre de değişiyor. Mesela en âli bir ilaç, hiç güvenmediğim bir doktor verse veya güvenmediğim veya güvenin olmadı, itimat etmeyin doktor, hiçbir şifası yok. Ama çok böyle itimat ettiğim bir doktor sana bilmediğim bir ilaç verse ki babaanneme yaptılar, 108 yaşındaki kadına ne verecekler? Ondan sonra hiç ömründe görmemiş, aspirini koymuş, suyla karıştırmış. Suyu atıp da pşş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 ş
O uşağım dedi, oğlum başım ağrıyor. Ondan sonra baba nasibin içi ya git dedi ya bir dedi doktor bir sor dedi ya. Ondan sonra doktora söyledim ya dedi sana şöyle. Buraya babaanne koyduk buraya aspirini. Tamam. Aspirin koyduk. Şşş. Baba ne dedim. Gerisini sen tamamla dedi doktor. Baba ne dedim. Gözükmemiş bir ilaç. Sana kutu bile vermedi. Nasıl bir ilaç oğlum dedi ya. Bir ilaç ki acayip bir şey. Aşağı çaktığın gibi yukarıda. Başın ağrmıyor mu he? Suyuyla mideye gitmiyor mu? Midedeki ilaç 5-10 dakika sürmeden doğru kafaya. Biz biliyoruz ki tayin edecek bilmem ne yapacak. Kana girecek değil mi? Nasıl oluyordu? Bak buraya gidiyor direkt hemen kafaya gidecek. İçtiğimiz su kafaya gitmiyor ki. Buradan nasıl? Bak suya atacağız. İlaç nerede? Dipte. Bu ilaç hemen yukarıya çıkacak. Demek burada aşağıda durmayan, hemen yukarıya fırlayan midede durmayıp kafaya fırlayacak demektir. At bakalım dedi. Attım. Şşş, yukarıya böyle. Bu patlatıyor. Daha su yok ki çıksın. Çıkmış yukarıya. Allah Allah. Oğlum bu renk. Bir de portakala dönüşen bir renk var. Ondan sonra babaanne gördün mü nasıl tutabilir misin aşağıda? Çay kaşığını itiyoruz aşağıya. Yine yukarı çıkıyor. Peki burada durmayan midede durur mu ya? O da yukarı çıkıyor. Tamam oğlum. Ne? İçtiğin anda birkaç dakika, 5-10 dakika sonra baş ağrısı bir şey yok. Oysa C vitamin. İçiyor. Birkaç dakika sonra elini kaldırıyor. Hem doktor hem bana dua ediyor. Hiçbir şey yok. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü en ayı nezenli abdibi. Kulum bana nasıl iman ederse ben ona öyle tecelli ediyorum. Allah C vitaminde baş sihatini verdiği gibi tamam bir basit kuru ekmeğe bile bir zeytinyağına bantırsan bile veya bir sirkeye batırsan bile sen şifayı alırsın ondan. Yeter ki şifayı ondan bil. İlaçları anladınız değil mi bu televizyon kutusundan? Kutunun şeyi, televizyon kutusu ilacın maddi kutusuna benziyor. İçindeki hasiyet televizyonda gözüken filmler gibidir. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçlar almak buraya okuduk. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazık mutedeyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak emniyetli bir ilaçtır. Böyle evhamını tahrik edecek, dinden alakası olmayan hekimlere elinizden geldiği kadar gitmeyin. Çünkü evhamınızı, hastalığınızı daha beter yapar. O zaman hastane olur, hastane. Şifane olmaz. Burada şart koştu. Hazık mutedeyin hekimlerin. Yani Müslüman doktorların. Çünkü cesede hükmedenin sebeplerden daha tesirli ruh olduğunu, sağlıklı bir ruhun bedene hakim olursa çok çabuk ayağa kalkacağını çok iyi bilir. Çünkü buza hakim olan su olduğu gibi bedene de hakim olan ruhtur. Ruh bedendeki durumu buzdaki su gibidir. Ruhun bedendeki durumu odundaki nur gibidir. Odun içinde nur yok mu?
Bedendeki nefis, odundaki duman gibidir. Bedendeki hayat, odundaki sıcaklık gibidir, ısı gibidir. Oduna onları Allah nasıl koymuşsa, bedene de bunları böyle koymuştur. Çünkü ekser hastalıklar, suistimalattan, bak ekser hastalıklar, suistimalattan, suistimal ne biliyor musunuz? Dabbetul arzdır. Dabbetul arzdır. İsraf eden Deccal'ın damına düşer. Dabbetul arzın kaç tane sıfatı vardı? 3 tane söyle abi. Abi sefaat var bir tane. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. 592 şualar. İlla dabbetul ardı te'kulu min se'tehu ayetinin işaretiyle hayvan dabbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki ağaç kurtlarını düşünün. Zahire bakarsınız böyle şey sağlam. Oysa kurt içine girmiş. Ne yapacakmış bu dabbetul arz? Bir tabir. İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. İnsanın cisminde, dişinde ve tırnağına kadar yerleşecek. 3 yere yerleşecek. Kemiklere, diş, tırnak. Müminler, kimler kurtulacak bu 3 temel hastalıktan ve nasıl kurtulacak? Müminler, mümin yetmiyor. İmanın bereketiyle her derdin dermanı olan imanınızı artırınız. Mesela şöyle, panik başladı. Kafanı glikoza, ne bileyim, tansiyona, ne bileyim bir ya kolostrola, kalba, şuna buna, böbre taktın değil mi yatamıyorsun. O an bunun çaresi şu, ne yaparsan yap, seni alıp söküyor. Tefekkür. Ya Kur'an okuyacaksın ciddi. Kur'an okumaya başla. Eğer tefekkür bilmiyorsun, Kur'an. Ve hiç kesme. Veya tefekkür et. Darmadağın ediyor. Ha, müminler, imanın bereketiyle, bu bir. İki, sefahat. Üç, suistimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten. Demek ki müminler üç şekilde kurtulur bu dabbetul arzdan. İmanın bereketiyle, sefahattan ve suistimalattan tecenüp, uzak durma ile. Suistimalat, cinsellik hayatı temeldir. Cinsellik hayatı temeldir. Ruhu içsel çökertendir. Yani ifrat tefrit vasatına dikkat etmezsen. İçsel çöküntüye sebeptir. Suistimalat. İki suistimalatın şeyi, organlarını yerinde kullanmamaktır. Şükrü örfü deniliyor. Ondan sonra bu ruhu da etkilediğini 223 müydü Kastamonu'da? Kastamonu mu getirir misin Furkan'ım? Ustad diyor ki ruhsal sihat için kavga mı ettiler Nurcular? Müslümanlar ama Nurcular söylüyor. Kavga mı ettiler? Aranızda şu kitapları, şu 3 tane mevzuyu müzakere edin. Beraber dinle, okuyun. Kavganın sebebi olan 3 tane çözüm mevzusu var. Bir, nedir? Hadi. Tabi abi nereyi kastediyorsun? Kavganın 223 müydü? Veya 232? 223, doğru. Kavgaya yapanlara bak ne tavsiye ediyor. Sizler ara sıra ihlası, tamam, ihlas kavganın çözümü değil mi? Bir tanesi bu. İki, iktisat nemalarını, iktisat ne alakası var kavganın çözümünde? Üç, hucumat hissitler risalesini mabeyninizle beraber okumalısınız. Yani hucumat hissitte 6 tane hucum yolları, hani hava yollarında giderken silah var mı, bıçak var mı, hani var, geçerken dırırt dırırt ötüyor ya, dedektör. Şimdi adamlar da zındıka hizmet edenleri dedektörlüyor. Nerede zaafı var? Milliyetçilik. Bu buca.
makam düşkünlüğü, tamam, havf vesaire. 6 tane hastalık var. Mektubatta geçiyor. Cumati sitte. He? Tama var. Tama var. Enaniyet var. Başka? Bak. Hubuca. Milliyetçilik. Enaniyet. Temperverlik. Yani vazife perverlikler var ya. Vazife memurluğu. Kendime ne yapayım abi? Ondan sonra bu var. Haf var. Bir tane de vardı. 6 tane. Tama. Tama. Bir tane de tamah. Ha, şimdi zaaf. Arkadaşlar tamam şu. Bu insanın zaaf noktaları olunca bakıyor dekletiyor. Onu işlettiriyorlar. Onun için birbirlerine kavga ettiriyorlar. Hastalara sersen ne alakası var bak diye. Şimdi iktisat risalesi şu. İktisat demek yeme, içme, giymek değil. Hayatını şükrü örfüde kullanmayı anlatıyor bize orada. Yerinde kullanmak gözünü kulağını. Dolayısıyla insan İsrafa girdi mi özel hayatına da dahil, bu sefer bedensel hayatı bozulduğu gibi dimağı da bozuluyor, ruhu da bozuluyor. Bu bozuk ruhla tesanüt olmaz. Bozuk ruhla ahenk olmaz. Yani bizi bir araya getiren ruhların sağlamlığı. Günahlarla bozulan bir ruh tesanüt sırrını anlamaz. Tesanüt yapamaz. Kendisiyle barışık olmayan, hakperest değil. Ruh tarafı değil, nefis parası tarafı olup da günahları işleyen, habire rastgele günah işleyen adamda ruhu sıhhatli olmaz. Tesanüt ise kamil bir ruhun özelliğidir. Kamil bir ruh tesanüt eder. Fasık bir ruh tesanüt edemez. Dolayısıyla o ruhu bozan israftır. İsrafın en büyüğü de özel hayattaki israftır. Diyor ki, çünkü ekser hastalıklar suistimalattan, 2, perihsizlikten, 3, israftan, 4, hatiyattan, yani adet-i ilahiye muhalefet etmekten, binanın dışında sıva yapıyorsun, boya yapıyorsun, tedbir almadın, ağaca çıkıyorsun, tansiyonun var veya ne bileyim, bağlanmadın kendini. Yani hatiyattan, hatalarımızdan, hele hele araba sürerken telefon açıyorsun. Bir yere çarpacaksın. Bu böyle kes. Ya öleceksin ya sakat kalacaksın. Şık yok başka. Adetullah. Adetullah kanunu. Kaçsa 5 mi? Sayayım. Ekser hastalıklar suistimalattan 2, perihsizlikten 3, israftan, 4, hatiyattan, adetullah'a muhalefet etmekten, 5, sefaatten, 6, dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, Müslüman hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder. Ve vesaya bulunur. Öğüt verir. Suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Affınıza sığınırım, kusura bakmasanız ama bir abiniz olarak veya dinleyenler için bir kardeşi olarak söyleyeceğim. Bağışlasın ama yani şimdi özel hayatta evlilerde israf olduğu gibi bekarlarda dimağı çökelten, vücudu çeşitli hastalıklara sebebiyet veren içsel, kemik hastalıkları ve sinirsel ve kemiksel ve ruhsal sıhhati bozan, bir haftada birkaç defa kendini gusle mecbur bilip gusul yapanlarda. Anladınız değil mi ne kastediyorum? Haftada birkaç defa gusul yapmaya kendisini mecbur bilen, bunun tahrik olmasına sebep de internettir, şunlar bunlardır. Hayaldır, hayal. Bu kesinlikle dimağa gerginlik yapar. Tamam, tamam, tamam anne veya kardeşim, tamam babaya, tamam ya baba uzatıyorsun ya.
Haftada birkaç defa, en az 2-3 defa gusül yapıyor. Ondan sonra bedensel hastalıklar, şunlar bunlar çıkıyor. Ruh şeyi, hırçın. İki, sinirsel ve daha çok kemikle alakalı hastalıklar çıkıyor. Çünkü o su kemik iliklerinde imal ediliyor. Herhangi bir organda imal edilmiyor. Kemiklerde imal ediliyor, içeride. Ondan daha içeri bir şey yok. O vücudun savunma sistemini adeta oradan onaylanıyor. Eğer birkaç defa haftada bir gusül etmeye mecbur oldu mu, beden onu imal etmeyle uğraşır, aslı vazifesini kenara koyar. Bu sefer topraktan, diğer yerlerden bitkiler bitmeye başlar. Peki abi, bunun çaresi ne? Böyle bir alışkanlığım var, böyle şey yaptım. Bunun çaresi ne? Çaresi şu. Ne okursan oku, ne yaparsan yap. Kesinlikle bunun çaresini ben şöyle biliyorum. Okumak bir adımdır ama yetmez, gücün yetmez. Çünkü dozere takılsan, dozeri tutuyorsun veya kamyonu, gitme gitme, seni sürükler. Bunun çaresi doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Yani arkadaşını, çevreni değiştireceksin. Eğer bir dershaneye gidiyorsun, bazı davranışların 10 sene oldu, 5 sene oldu, hiçbir kötü davranışın değişmiyorsa hemen orayı değiştir. Bu sana bir katkı getirmemiş. Git. X mahallesinde Topkapı'daysan şeye git. Beyazıt'a git. Beyazıt'a gitsen Yeni Bosna'ya git. Git yani. Yer değiştir. Yani ısrar etmene gerek yok. Ben bile değiştiriyorum. Biz misal vereyim. Şimdi sağa sola dersi gidiyoruz ya. Mesela geçen gittik. Akdeniz Caddesi'ndeyiz. Abi ikindi geldi. Öğlen namazından sonra dersimi yaptım. Abi nereye gidelim? Ben de hemen İsmail Ağa'ya mı? Mahmud Efendi Cemaat'ın olduğu o camiye mi? Fatih'e mi? Yani tercih edemiyorum ama. Çoğunlukla kayıyor şeye. Böyle İsmail Ağa'ya kayıyor. Fatih'e de kayıyor. Fatih galip fakat turistler beni rahatsız ediyor. Fatih beni çekiyor. Gel diyor. Fakat İsmail Ağa'ya turistler gidemediği için daha şey. Fakat gene ben turiste rağmen Fatih'e gidiyorum. Zevk alıyorum. Mekanı cennet olsun. Yani bak, tercih ettim. Bir etkilendim bile yani. Mesela geçen bir namaz kıldım. Of be. Keyif veriyor ya. Ben namazımdan lezzet alıyorum. Kur'an'ımdan lezzet alıyorum. Allah hamdolsun. Yani dershaneni. Ben camiyi tercih ettim bak. Ona örnek veriyorum. Yaşa. Benim derslerim şu. Nereden çıkıyor? Düşündüğümü, hissettiğimi eylemsel bir örnek vermem lazım. Kendi alemimde. Eylemde gözükecek. Şimdi baktın ki 10 seneden beri oradasın, hala sigarayı bir rakamadın. 10 seneden beri berabersiniz. Ya bir sıkıntını aşmaya, ne bileyim bu banyo yapmana. Ya bunlardan bahseden yok. Televizyonundan bahseden yok. Cep telefonlarında bahseden yok. Ya ne bahsediyor? Bismillah, o kadar orada bir layık okuda gidelim. Ya burada ne işin var senin? Layıklara böyle yapan yerde senin ne işin var? Böyle adam böyle adam olmalı. Böyle layıkalara yapan, oradan bir şu okulda gidelim, bu adama aynı böyle yelpaze yapacaksın. Nurcuların ilmi halidir layıka. Biraz önce 223 Kastamonu okudum. Ne alapat psikoloji. Ne acayip. Ben nasıl çalışmışım bak onu. Allah Allah, soru sordum. Ha bak. Bak şuraya bak. Kavgaya sebep. Ya sen nasıl öpmeyeyim ya? Ne alakası var kavganın sebebi iktisat risalesi? Geçimi ilk... Bundan sonra geçtim iktisat risalesini. Mektubatı geçiyor ya. Şey, lemalarda. İktisat orada geçiyor da. Yani organların iktisatı kullanma. Şükrü örfü ya. Ondan sonra geçtim şeye. Allah malların mülkünü Allah'a satmak. Altıncı söz. Gözünü Allah'a satmak. Kulağını Allah'a satmak. İktisat bana dedi ki oraya bir oku, ondan sonra bana gel. İnna Allah işte minel mümin enfusu ila ahiret var ya, Allah nefislerini cennet mukabilinde satın alır. Allah Allah, gözünü Allah'a satmak. Ya ne alakası var ustadım ya? Tamam, kavganı önleyen ihlas tamam. Hucumat-ı sitte tamam. İktisatla ne alakası var ya?
Beşinci şuada israf eden deccalın damına, tuzağına düşer diyor. Lan ne alakası var? İkide bir cep telefonu değiştiren, ikide bir elbise, ikide bir araba, ikide bir villa falan düşünen adam kendi ruhsal ihtiyacını hissetmez. Özür dilerim, meslebimi getirsene ince. İhtiyacını hissetmez. İsraf eden ruhsal ihtiyacını fark etmez. Medeniyete, şu cemiyete karşı bir nefret duygusu olması lazım bizde. Cemiyete karşı, cemiyetin hayatına yani. Sefi bu hayata karşı bir nefret duygusu olmasa seni emer. Ve ruhsal bir manevi ihtiyaç hissedemezsiniz. Bak diyor orada. Bulursam inşallah. Bak bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşerin nazarını afaka dağıtan ve boğan ceyranlar iptal isnevinden bir sersemlik vermiş ki ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. Ehli hidayet dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. İmanın lezzetini tam takdir edemiyor. Mesnevi Nuriye'de cazibedar fitne medeniyeti diyor, ruhsal ihtiyacını hissetmiyor. Hissetmiyor, hissetmemesini anlatıyor. Şu inkılap azime temel taşları sağlam gerek, şu meclis halinin şahsiyeti manevisi sahibi olduğu kuvveti cihetiyle manayı saltanatı derude etmiştir. Eğer şair-i İslami'yi bizzat imtisal etmek ve ettirmek de manayı hilafeti dahi ve vekaletin devrut etmese hayat için dört şeye muhtaçtır. Fakat anane-i müstemiriyle günde lakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniye ile, bak bu çok önemli, buraya okumak istiyordum. Bak burası önemli. Lehviyat-ı medeniye ile cemiyetin, o mimsiz medeniyetin, hani var ya sen diyor eskide diyor terakkiye teşvik ediyordun, şimdi mimsiz medeniyet diyerek nefret ettiriyorsun diyor. Divan-ı Harbi Örfi'de geçiyor. Münazaratta da geçiyor bu. Diyor ki, lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan, yani şu sefahat, cemiyetin pislikleri insanın ruhsal ihtiyacını hissettirmiyor. Bak, lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan bu milletin hacat-ı diniyesini. Burası çok önemli. 103 diye kafama kalmış ve 101. Cemiyete karşı böyle bir nefret olması lazım. Cemiyetin hayatına, kemalizm hayatına, sefi hayata. Baka baka misk amber gibi teneffüs ediyoruz. Bir tepki olmazsa yani bir karşıt bir duygumuz olmuyor. Normal görüyoruz. Canım normal canım. Adamlar bunu normallaştırmak için şöyle yapıyorlar. Bir moda çıktığı zaman 300 tane veya 200 tane manken buluyorlar. Hürriyet, Cumhuriyet, bilmem ne, Kanal D, şunların mankenlerini buluyorlar. Bunlar 3 gün. Mesela bir etek çıktı veya bir şey çıktı. Moda. Bunun işi şu mankenin. Belediye otobüsüne, toplu taşımacılığa bineceksin. Zeytinburnu'ndan Taksim'e. Git, geleceksin. Git, toplumun içinde arz endam edecek. Ötekisi de Beşiktaş'tan Şişli'ye. Ötekisi Mecidiyeköy'den Kadıköy'e, İstanbul'un belirli yerlerine bu mankenleri, o elbiseyi giydirerek git gel, git gel, git gel, gözler alışacak. Ulan lanet olsun falan ilk. Ulan şu pisliğe bak ya. Allah ne hiç utanmıyor ya. Altıncı bakınca normal bakacak. Bakışlar bu. İlk bakış, lanet olsun şuna bak ya. İkincisi, şu bu kadar da olmaz ya. Üçüncü bakış, üçüncü ertesi gün. Allah, insan biraz utanır ya. Dördüncüsü, Allah. Alışır. Cemiyete karşı bir nefret duygusu yoksa ona karşı duracak latifelerimiz iptal oluyor. Yani bir irbirar, bir nefret gelişmiyor bizde. Bu sefer levhiyat medeniyle ihtiyacı ruhumuzu hissetmiyoruz. İhtiyacını hissetmesen bu dersler de sana almıyor. İhtiyacını hissetmesen ne anlatırsan anlat. Ders girmiyor kafaya. Olmasa ihtiyacını da hissetmeyeceksin. Şuaların için okudum. Tabii şuaların için okudum.
İptal isnevinden imansızlığın getirmiş olduğu azaptan, iptal isnevinden hani dişe iğne vururlar da iptal olur ya, ağrı hissetmezsin. Müslümanlar da günahların iptal isnevinden şırınga gibi, günahlar öyle bir şırınga ediyor ki imanından ve namazından lezzet alamaz hale gelmiş. Sitenin başında bir yazı var benim. Geçen gece yarısı hatırıma geldi. Allah yazdırdı. Allah verdi. Allah verdi. Ne biliyor musun? Azrail'den korkuyorlar. Kim Azrail? Başta altında bir yazı var. Gördün mü? Kim Azrail? Değil. Azrail gelip ruhu kurtarıyor cesetten. Azrail ruhu öldürmez. Böyle bir şey yok. Azrail ruhu cesetten alıyor. Ruhu ne yapıyor? Kurtarıyor. Günahlar ise ruhu öldürüyor, bedenin içine gömüyor ruhu. Günahlar, nefs-i emmare, ruhu öldürüyor ve bedene gömüyor. Öldüren, peki ruhu öldüren Azrail midir, günahlar mıdır? Azazildir abi. Günahlar öldürüyor. Azrail Aleyhisselam'ın öldürme diye böyle bir vazifesi yok. Azrail Aleyhisselam ruhu cesetten alıyor. Günahlar ise ruhu öldürüyor ve bedenin içine gömüyor. O zaman ruhun Azrail'i günahlardır. Azrail, Azrail değil. Abi zaten bu hikmeti felsefeyle, hikmeti Kur'aniye karşılaştırırken, hikmeti felsefenin semeresi, meyvesi şu: hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin etmek. Şeyin de, hikmet-i Kur'aniyenin de gayesi bu hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekmek. Ya. Aferin. Sayfa kaç? Bu sözde 132. 132. 12. 12. söz. 12. söz. Peki Azrail kim? Ondan korkuyoruz. Esas günahlarından kork. Anladık mı? Ben çok... Bu cemiyete karşı bir nefret olması lazım. Miski amber gibi teneffüs etmememiz gerekiyor. Cemiyete karşı bizde bir nefret, bir ibrar olursa tampon oluyor. Normal görmüyoruz. Adamlar normal yapmak için bu mankeni kullanıyorlar. Bizi alıştırmak için. Biz alışmamamız gerekiyor. Çarşı pazarda işin ciddi olmadıkça çıkıp da o havayı teneffüs etmemen lazım. Onların üzerinde erva habiseler var. Mütemadiyen hekim, ha şöyle yaptık, ha mütedeyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve sayada bulunur, öğüt verir. Suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o ve saya, hasta o öğüte, nasihata ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Yani dese ki, ooo Mehmet Bey. Yapma ya, Allah Allah, nasıl yaşıyorsun ya? İnan bugünlere kadar mucize, senin ölmen gerekiyor ya. Bu adamın doktor olsa ne olur? At çöpe ya, böyle doktor mu olur? Ya fazla önemli değil kardeşim, bir sebepler uyduk, merak etme. Ya ilk önce adam teselli verecek ya. Barla da geçiyor değil mi? Barlayı da getirsene zaten. Hemen fırla. Bak, doktor nasıl olmalı? Böyle bakıyor. Allah Allah. Doktor bey ne oldu? Ayağından yukarıya bakıyor. Yok. Sen hayret ya, karşımda olmaman lazım ya. Hayırdır doktor bey? Kardeşim şimdiye kadar nerede kaldın ya? Oho geçti ya. Lan senin başına yansın lan senin ilacın da doktorun. Başını yesin lan seni doktorla. Bak ne diyor? Bak Allah'ını seversen. Öpmek lazım mı değil mi siz söyleyin şimdi bak. 61 Trabzon plakası. 63. 61 değil. Olmadı. 66. Neresi? Yozgat. Hakikaten mi? Sen de geç geldin kardeş. Yozgat. Yozgatlısın. Ben kendi hastalığı teşhis eden doktorum mu? He ya. Bak şimdi. Hem bilirsin. Şuraya bak ya. Allah'ını seversen ya. Hem bilirsin, meyus. Ne demek meyus? Üzgün.
ne üzgünü, ümitsiz. Herkes ümidi kesmiş. Sonra ikincisini söylüyor. Meyus ve ümitsiz bir hastaya. Kaşına dikilmiş. Bakayım ne diyecek. Ağzına bakıyor doktorun. Ya heyecanlanma rahat ol. Tam böyleyken meyus, yeis ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli. Ya otur ya, bende bir şey var. Otur kardeşim. Öyle mi yadık diye? Allah razı olsun. Oh, otur. Hastaya manevi bir teselli bazen 1000 ilaçtan ziyade nafidir. Dedi ya, 189'da ne demişti? Bak Allah'ını seversen ya. Bak bak, bak ne diyor? Hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. İnternette bir giriyor. Ne yazıyor? Eyvah, hakikaten ya fena. Bak, hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Fikir bir yoldur. Adama sana yol açıyor, yürü buradan diyor. Fikir yoldur. Oo, bak. Ya ama ne, dikkat et ya. Lan bu böyle iman edilecek bir şey değil ha. Bak evde ölü bulunursun ha, dikkat et ya. Yapma ya. Tabii canım, bizim bir komşu vardı. Sırada hastanede. Bizim birbirlerine. Bizim bir komşu vardı. Ölü bulundu. İki gün sonra kokuyla açtılar kapıyı. Daha doktora da girmeden öldü zaten. Ne söylüyorsun kardeş? Ya Risale-i Nur tuhaf değil mi ya? Bana diyorlar, nereden çıkarıyorsun psikoloji şeyini? Piti pitipten çıkarıyorum. Buralardan çıkarıyorum. Geçişin tipi tip sakız yok diye eskide vardı. Hani böyle bunu çocukluğumuz bizim, ilkokul çocukluğu. Bizde de var tabii. Vardı değil mi? Tipi tip. Var. Ama şuraya bak ya. Hastalık hakkında kimsenin altına yaz ya. Hastaneye yazacağım ben bunu. Ben bu hükümet, bu devletin başbakanı olursam hastanın başına yazacağım. Hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Bediüzzaman. Ondan sonra uydurup çakma doktorlara da muayene olmam. Olmamak daha iyidir olmaktan. Çünkü seni hasta edecek. Aa, karşıma duruyorsun hayret ya. Öyle diyor ki adam, öyle bakıyor ki. Aynı böyle bakıyor ya Ebrak'a. Sana bir bana. Ya suratı bitmiş ya mahkeme duvarı ya. Metris cezaevine göndereceksin bu adamı vallahi. Bunu bağlayacaksın ya. Bu insanlık anlamına çıkarmayacaksın. Bak şimdi. Raporlara bakıyor ha. Röntgenlere bakıyor. Hemen. Kardeş hiç yapma hemen. Çabuk üst kata çık hemen. Ameliyat hemen. Bunun provasını bile yapmak sıkıntı veriyor adama ya. Bak ne diyor. Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen 1000 ilaçtan daha ziyade nafidir. Allah Allah. Yani koca ustad be. Diyorlar ki sen doktor musun? Sen ne anlarsın doktorluktan? Bir tanesi bana dedi ki Bakırköy Akıl Hastanesi'nden rapor alıyordum. Var ya bizim vakıf için. Vakıfta icraat yapmak için dirayeti var mı diye. Heyet ha, 17 tane doktordan şey alacağım. Rapor, hepsi beni aldı. Ne iş yapıyorsun? Neyse anlattım. Biraz yaptım. Ya dedi, psikoloji okudun mu dedi. Yok. Tıp okudun mu? Yok. Ya dedi, sen ne anlatıyorsun dedi ya, insanların ruhsal tedavi, psikolojiye ait dersler. Başhekim yaşlı. Takozoviç tam yer. Yani iyi. Dedim ki, doktor bey, siz Hazreti Muhammed'i duydunuz mu? Aleyhissalatü vesselam. Hepsi ama. O da tabii canım, duymaz olur muyum dedi ama dedi bilmiyorum. Dedi demedi aleyhissalatü ama çoğusunu duydum. O dedim tıp okumamıştı. Ve ilkokulda okumamıştı. Ve diyor zaman Said Nursi'yi duydun mu? Duydum. Böyle yaptı. Tamam bunu geçelim. Cevabım o. Ha işte. Bak ne diyor? Siz ey hasta kardeşler, siz gayet nafi, faydalı. Her derde deva. Hangi derde? Hepsine. Ve hakiki, bir de lezzetli, kutsi bir tiryak. Tiryak? İlaç.
İlaç isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Ben bir vesvese, bir düşünce zannediyordum. İman mahluktur, realitedir, malzemesi var. Hastalığı bloke ediyor. Hastalığı müekkeli, ervah habisedir. İmanınızı inkişaf ettiriniz. İman mahluktur. Hakikati mahluktur. Mahiyeti mahluk değildir. İman bir nurdur. Değil mi? Bir kuvvettir. Değil mi? Öyle yazıyor. Ha, iman artarsa, iman arttı demek kuvvetin arttı. İman arttı demek nurun arttı. Nur mahluktur. Vücud haricisi, realitesi var. Diyor ki imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani nasıl inkişaf ettireceğiz? Habire derslere mi gideceğiz? Kitap mı okuyacağız? Kaldıracaksın elini. Ya Rabbel Alemin, razı olmadığın bütün geçmişimdeki günahlarımdan, razı olmadığın bütün geçmişimdeki günahlarımdan tövbe. Razı olmayacağın bütün gelecekteki günahlarımdan da sana sığınır. Bir tane tövbe, bir tane sığınır. Burada ne için dedi? Yani imanı nasıl inkişaf ettireceğiz? Bir, tövbe. İki, istiğfar. Üç, namaz. Dört, ubudiyet. Namaz, ubudiyet, alakası yok. Namaz ibadettir. Ubudiyet kulluğun şuurudur. Yaratılış gayesidir. İnsan ölünce ibadeti biter. Orucu biter, namazı biter. Ubudiyeti bitmez. Kulluk sırrı bitmez. Ya yaratılış gerçeği bitmez. Ubudiyet geneldir. İbadet onun içindeki bireydir. Bak, namaz, ubudiyet. Ubudiyet de o tiryaki kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. İmandan gelen ilaç var, mahluk. Kızar mısın? İşaretleyeceğiz. Çünkü kitap yanımda olacak ya. Bak, çok antika ya. Sonra, evet. Dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük hasta manevi bir vücudu vardır. İman ise o dünya gibi zeval ve firak darbelerine yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip yaralarından kurtarıp hakiki şifa verdiğini pek çok risaleleri kat ispat etmişiz. Şimdi iman mahluk olduğunu, nur olduğuna dair 71. sayfada şey sayayım. Bir, iman yani arı buna konuyor, buna konuyor, buna konuyor. Ruh iman balını yapmak için topladıklarına bak. Delil, burhan, ibret, fikret, ünsiyet, usare, şira larından vicdanda o tatlı iman balları yapar. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa dünya genişliğiyle beraber bir hapishane şekline girer. Eğer küfür gözüyle, küfür kulağıyla, küfür kafasıyla bakarsa dünya zindan olur. Gömülür onun içine. Bütün hakaik hikemini bak. Demek ki bal arısı gibi diyor. Bal arısı gibi ruh yani at öyle vicdan. Ruh gider, delil, burhan, ibret, fikret, ünsiyet, usare, şira. Bunlar ne demektir? Tek tek. Topladı, iman balını yapıyor. Neredeydik? Ha, inşallah o şeyi de okumamız lazım ha. Lemalar, Emirdağ'da onu okumadan kapatmayacağım. Şunu çabuk bitireyim, şu devayı. Kaçıncı devadaydık? 22. Ha iyi maşallah, takip ediyorsunuz ya. İyi. Çünkü biz siyahlıyız, genciz falan değil mi? Arkadaşlar, niye size anlattım o misali? Fırtına, belediye, İstanbul Meteoroloji İstasyonu. Evet sayın seyirciler, bir saat sonra 120 kilometre hızda gelecek bir şey var. Kasırga. Dediğin anda çatıya gidip duvar öremezsin. Ya rüzgar mı? Zamanında örecektin. Koyduğun anda fırtınada duvarını fırlatacak. Şimdi lazım size bu hastalar risalesi. İhtiyarlar Risalesi ihtiyar olduktan sonra değil, gençlere lazım. Hastalar Risalesi sihatlere lazım. İhlas Risalesi kavga etmeden önce lazım ki fırtınaya tahammül edecek duvarınız kurusun.
Duvar yıkılırken duvar yapamazsın. 120 kilometre eserken duvar koyamazsın. Koydun tuğlayı fırlatır zaten. Nasıl birbirlerine şey yapacak, kenetlenecek. Evet, suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hekimi azık, Müslüman doktor. Hasta o vesaya, hasta o doktorun şeyine, öğütlerine ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir. Sıkıntı yerinde, of be doktor bey, Allah senden razı olsun. Böyle bir darlık var ya hastane kapılarında, şurada burada darlık. Ne biliyor musunuz o? Hastalıkla alakalı değil. Allah Resulü diyor ki kalbiniz üzerine böyle pis aşağılık, ahtapot gibi şeytan oturur diyor. Kalbi sıkar, oradan geliyormuş. Bil ki o şu anda darlık var, şeytan namussuz oturdu şu anda. Öyle diyor. Ondan sonra çakıverseceksin ona Hizbul Kur'an, kibriti bir çak bakalım bak ne oluyor. Ama vehmi hastalık kısmı ise, yani kendi imal ettin, bu maddi hastalık, yani bir realitesi var gerçek. Onun en müessir ilacı emniyet vermemektir. Emniyet verdikçe o büyür şişer. Emniyet vermesen küçülür dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmasan dağılırlar. Hem karanlıkta gözüne sağlanan bir ipten. Aha! Orada bir şey var. Mesela ben bir tanesine rastlamıştım. Kalkacak tuvalete gidemiyor. Sokak lambası hafif şey vurmuş. Öteki binanın bacasını taşımış odasına. Şu karşıdaki binanın. Olmuş da ondan söylüyorum. Ay böyle veya sokak lambası herhalde. Hangisiyse. O baca bunun şeydi. Bir bakıyor yatağa, bir kalkıyor. Kapının orada bir adam dikiliyor. Oysa baca. Bak ne diyor? Hem karanlıkta gözüne sağlanan bir ipten gelen bir hayale emniyet verdikçe büyür. Vay be, hemen yatağa giriyor. Ya bu kadar basit olmaz ya insan ya. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Emniyet vermese adi bir ipin yılan olmadığını görür. Başındaki telaşına güler. Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikate inkılap eder. Vehim, yani yoku var gösteriyor. Sen şöylesin. Ne ası yapıyor? Daha önce duyduğunuz haberleri. Felanca, falan hastalıktan felç oldu. Felanca falan evinde ölü bulundu. Bilmem ne. Hemen o vehmi kendi hastalığına takar böyle. Kendi hastalıklarına takar, alt veri yapar. Hastalığını düşündükçe pat hemen onlara hatırlar gelir. Hastalık eşittir ölüm zanneder. Hemen ölüme karşı vücut tepki verir. İşte bu. Veham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Vehim. Habbi kubbe yapar. Zerreyi, atomu, minnacığı kubbe yapar. Kuvve-i manevisi kırılır. Küçüğü büyük yapar. Eyvah der. Hususan merhametsiz yarım hekimlere, niçin ha? Tıpı çok iyi biliyor ama yarım hekim, merhametsiz olduğu için. Dini duygular insanı anlamadığı için, insanın psikolojisini bilmediği için buna yarım hekim diyor. Öteki tarafı arabayı tamir etmek var ya, civata söküldü, araba lastiği patladı, motoru bilmem ne yaptı, yağ yattı, tamir. Yarım doktorlar cihaz nasıl çalışıyor, ilaç verilmesini bilir. Buna yarım doktor diyoruz. Öteki yarım doktor insanı tanıyan. Bak ne diyor? Hususan merhametsiz yarım hekimlere. Merhametsiz. Hiç umurunda değil. Otur. Tamam al şunu. Falan yere git. Allah Allah. Ne oldu doktor? Geçti kardeşim şimdiye kadar. Neredeydin ya? Oo, geçti o böbrek. Gitti karne bundan sonra. Al kardeş al. Bu kim? Buna kafasına çakacaksın işte bu adam. Bu adam katil. Adamı öldürüyor şimdi. Buna yarım doktor diyor. Siz ben dediğime bakma, çakacaksın. Çakma da gitme ya. Hususan merhametsiz yarım hekimlere. Yarım hekim diyor. Doktorluğu biliyor, diploması. Ruhsal insanı tanımlayamadığı için yarım hekim. Yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder.
Zengin ise ne iş yapıyorsun kardeşim sen? Cinciler daha çok yapar. O hoca moca değil onlar. Sahtekar çözü %99. Sen ne iş yaparsın? İlk önce onu sorarlar. Ne iş yapıyorsun? Kuyumcu. Otur tamam. Fırıncıyım veya işçiyim falan bir yerde. Asgari ücretle çalışıyorum. Tamam neyin var kardeş? Söyle bakalım. Tamam şunu oku. Sen ne iş yapıyorsun? Kuyumcuyum. Buyurun. Allah Allah. Sen nasıl yaşıyorsun ya? Ne oldu falan? Bir de hoca diyorlar. Ne oldu hoca? Öylesiye sihir yapılmış sana ya. Sen hayret be kardeşim ya. Ve annenin ismi söyle. Fatma. Senin ismi söyle. Ne oldu hocam? Sen nasıl yaşıyorsun ya? Öyle bir sihir yapılmış ki ölmen lazım. Sihiri de mezarlığa gömmüşler. Sen de çok eski bir köprünün altından geçtin. Olan İstanbul'dan geçmediğimiz köprü altı mı var? Ondan sonra ne yapar? Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider veya siyatı gider. La kardeşim, sen okun, ne işin var okun böyle sahtekarlar? Hizbul Kur'an'ı alacaksın. Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'ın 6666 tane Kur'an ayetlerinden dimağı vehimin tasallutundan, dimağı vehimden kurtarmak, kalbi vesveselerden kurtarmaya ait ayetleri toplamış Kur'an'dan. 6666 tane ayetin içinde 1000 tanesini toplamış. Bu topladığı ayetleri bir kitap olarak yapmış. Bunun adı Hizbul Kur'an. Onu okuyacaksın. Her gün 3 sayfa oku. Bana ait gerisi. Şurada okuyup kesiyor. Arkadaşlar. 243'te bir şey okuyorum. Ondan sonra tamam. Şimdi lazım size. Gençler. İhtiyarlar Risalesi genç iken. Hastalar Risalesi sihatli iken. Gizli okuyorum. Hem gizli düşmanlarım. Şuradan alayım. Nurun erkanlarından bir iki doktor benim hastalığımın şiddetiyle beraber o halis, sadık zatlara hastalık noktasında müracaat etmeyip ve ilaçlarını da yemeyip çok ağır hastalıklar içinde onlarla meşveret etmeyerek ve şiddet ihtiyacım ve elemlerim içinde yanıma geldikleri vakit hastalığa dair bahis açmadığımdan endişeli bir merak onlara geldiğinden 243 emir daha bir. Bak, etmediğinden sırlı bir hakikati izhara mecbur oldum. Sırlı ama. Herkes bu dersi anlamaz. Yemeyip diyor ilaçları. Değil mi de yemeyim diyor. Yemedim diyor. İlaçlarını yemedim. He diyor. Acaba onu niye kastetti? İçmediğim ve kullanmadım demiyor. He. Yani onu bilmiyorum abi. İçti demiştir herhalde. Boşuna söylemez. Demez. İlaçları içmedim demiyor da evet. Demedim. İlaçları yemedim diyor. Yemedim diyor. Mesela hoşuma gitti demez usta. Evet. Hoşuma geldi der. Geldi. He. O tarzda şeyler var. Tabii bu yemek onu bilmiyorum abi. Doğru söyledin. Evet. Hastalığa dair bahis açmadığımdan endişeli bir merak onlara geldiğinden sırlı bir hakikati izhara mecbur oldum. Ama sırlı. Neymiş o? Belki size de faydası var diye yazıyorum. Onlara dedim ki, hem gizli düşmanlarım, hem nefsim, şeytanın telkiniyle zayıf bir damarımı arıyorlar ki, dedektörlerle, beni onunla yakalayıp nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. Bunu birisini okuduğum zaman veya dinlediği zaman, o ustad diyor. Lan pey ustadı taklit değil, Allah Resulü'nün taklit ile vazifeliyiz. Usta bizi oraya bağlıyor. Çünkü 1400 sene önceki saftaki zatı biz bilmiyoruz peygamberi. Yakınımız olduğundan onu. Çünkü bizi oraya götürüyor. Yani muktedai kül, rehber ekmen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Bu okuduğum zaman bu hepimize bağlamasa veya böyle yaşantı istenmese bize bunlar denmez. Ona ait ise bize niye söylüyor? Diyor ki, nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. En zayıf damar insanın ve dehşetli mani insanın en zayıf damarı ve en dehşetli mani hizmetten alıkoyan şey hastalık damarıdır. Hastayım. İyi değil. Kötüyüm. Kalkamam ben. İttice.
Allah. İşte. Hastalığa emniyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar. Tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane ihlasla hizmete zarar verir. Devamlı sakız gibi çiğnediğim tabir buydu. Hissi, nefsi, cisim. Mesela tabii ki diyet gerekiyor. Ama biz zaten diyetliyiz. Peygamber aleyhisselatü vesselam sünnet-i seniyesine tabiiz. Tamam. Yani sünnet-i seniye uymasak, yani imanın nuruyla, sefahatten ve israftan tecerrüm etmezsek hastalıklar biniyor bize. İşte insanın en zayıf damarı ve en dehşetli mani hastalık damarıdır. Hastalığa emniyet verdikçe hissi, nefsi, cisim. Yani cisme ait his, ruha galebe eder, zarurettir, mecburiyet var der, haram şeyleri de içer. Mecburiyet var der. Oysa haramda şifa yoktur. Değil mi hadisi var? Ruh ve kalbi susturur. Ya öyle ama ruh diyor ki ya bir dakika ya. Adam perişan eder. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar. Aman ağam bunu bir peygambere veya ustada Risale-i Nur'a böyle bağlanmaz. Doktoru öyle bir bağlanır ki sanki tasmalı olmuş. Medeti ondan bilir. Kaynak o. Lan doktor böyle bir çare olsaydı kendisi ölmezdi. Biliyorsunuz Çapa'ya gittim bir doktor kardeşimi ziyaret etmeye. Doktorların oturduğu bir lokal var. Oraya gittim. Falan doktor nerede falan. Ondan sonra gittim bir tanesi böyle grup vardı. Oraya gittim. Falan doktor sen nasıl oldu? Hayırdır niye arıyorsunuz dedi. Ondan sonra 3-4 tane hanım var. 2-3 tane de erkek vardı. Dedim ben onu dostuyum onun için aradım. Bak nasıl dostusun dedi ya. 15 gün önce öldü. Sen dedi dostuyum diyorsun. Ben eğer dedi sen bir iş için gelmişsen sanırdım o bizim arkadaşımızdı biz size ben sana onun şey için yardım edeyim dedi. Bir işin mi var aslan? Hayır dedim ben onu ziyaret etmeye geldim dedim. E nasıl dostusun? Ne bileyim kardeşim dedim. Yani ben doktorların öleceğini hiç ihtimal vermiyordum. Doktorlar ölür mü ya? Ben ne bileyim doktor ölecek yani. Dur. Yani ne demek yani dedi. Doktorlar ölmez mi? Ben öyle inanıyordum dedim. Çünkü bunlar ölüme mani kişiler. İnsanları ölümden kurtaran kişiler biliyordum. Kendisi ölür mü ya dedim. Gelir misin dedi. Otur. Sen nesin? Ne iş yapıyorsun? Ondan sonra dostumuz devam etti ya. Allah. Bak. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar, tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor, tamam. Ama hekim azıksa. Ama biraz önce o dersin başında televizyon ekranındaki ilaçla kıyas etme tesirini unutmayın o. O çok harika bir misaldır. Yani ilacın tesiri Allah olduğuna dair televizyonda, ekranda gözüken filmin kaynağı uydudur. Uyduyu kaldırırsanız televizyonun kutunuzda film oynamaz. Televizyon kutusundan kasıt haptır. Film ise hasiyetidir, şifadır. O film uydu gönderiyor çanak antenine. Çanak anten ruhtur, vicdandır, dimağdır. O uydudaki filmi alıyor, senin oraya gösteriyor. Ama cahil adam uydu düzeneğini, uydu ve çanak düzeneğini bilmeyen 100 sene önceki adama filmin kutuda oynadığını zanneder. Cahil insanların şifayı ilaçtan zannettiği gibi. Oysa oraya akis yeridir. Allah'ın mesela elektrik ocağını koyun. Elektrikte ısı gözükür. Şeyi bağlayın, klimayı. Elektrikte soğutur, buzdolabını koyun. Yani elektrik hangisi der şeydir. Ne hangi cihazı oraya bağlarsanız o çalışır. İşte bu hapı da o yani televizyonu uydusuz, çanak antensiz gözükmediği gibi hap kutusunun da arka tarafındaki zatı görmesen tesir olmaz. Elementtir ya. İhlasın bozulması da burada başlıyor. Burada başlıyor. O tesiri ona veriyor. Allah'la alakayı kesiyor. İlacı içiyorsun ama tesiri veren o. Televizyonu açıyorsun veya işte şeyini diyorsun ki bu uydudan geliyor. Buna nasıl eminse
Bu hapa da böyle bakacaksın. Bunun hasiyeti varsa ki var, o da Allah veriyor. Buna delil, en güvendiğin bir doktora veya en kaliteli ilaca güvenmiyorsanız hiçbir tesiri yoktur. Delilim bak. En kaliteli ilaca güvenmiyorsanız tesiri yoktur. En uyduruk misal verdim. C vitamini, sarı portakal suyu olan şeye, bilmeyen adama ki babaanneme yaptım. Koyuyorsun, bak babaanne, kafa ağrısıyla ne alakası var? Bak bu suyu attığın zaman aşağı inme şansı var mı? Yok oğlum dedi. Çay kaşığıyla bastırıyorum, tak fırlıyor. Ha, bu dedim mideye indiği zaman aynı su gibi yukarıya çıkacak kafaya. Bunun işi kafa. Tutsan bile tutamazsın aşağıda. Bak bunu tutabiliyor musun? Bir inandırdım, bir içti 3-5 dakika sonra Allah senizden razı olsun dedi. Baş ağrısı kalmadı. Tabii kalmaz. Öyle inanıyorsun, öyle muamele görüyorsun. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.